alabilir miyim? Hoş geldiniz. Sufi yarenler birbirleriyle karşılaştıkları zaman şöyle sorarlarmış. Hoşnut musun? Nasılsın yerine hoşnut musun sorusunu sorarlarmış. Karşıdaki kişi de hoşnutum dediği zaman bu sefer derlermiş ki hoş musun? Bu anlamda tasavvufun manevi toprağı, kadim edebiyatımızın, şiirin, sanatın, kültürün, güzelliğin şehri, Sobuncu babamızın diyarı Aksaray'a hoş geldim. Sizler de hoş geldiniz. Pirimiz Mevlana der ki, bu hırgür, bu kurma ne diye, sağ göz sol göze yan bakar ne diye, beri gel can, beri gel, kendine gel, özüne gel, sözüne gel. Bu anlamda biz de kıymetli böyle sağ ve sol taraftaki oturan hanımefendilere, beyefendilere karşımıza almak için bir beri gel diyelim. Ben de oturduğumda hepinizi böyle göz göze cemalen göreyim ki bu tarafa baktığımda buradaki kardeşlerimiz bize hiç bakmıyor, yüzümüze bakmıyor. Buradaki kardeşlerimiz niye böyle yapıyor demesin diye hepimizi böyle bir saf bir orta tarafa bir alalım. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Şöyle bu tarafa geçelim. Sizler de öyle. İbrahim Bektaş hocam. Bakın yerler var. Ha. Çok güzel. Efendim. Bugün sohbet hasbihal heybemizde ne var? Hatır var, hatır. Gençlerimiz bu kelimeyi belki ilk defa duyuyorlar. Çünkü artık bu güzel değer ifade eden hatır kelimesi kadir kıymet bilmeyi ve hatırlamayı ifade eden bu kelime artık günlük hayatımızda, sosyal hayatımızda, aile hayatımızda, insanlarla ilişkimizde maalesef artık kullanılmıyor. Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, çocuklarımız, bir 40-50 yıl, 60 yıl öncesine göre birçok noktada zenginleştik. Bir göz, iki göz evde otururken şimdi 4+1, 5+1 evlerde oturuyoruz. Konforun içindeyiz. Beyaz eşyanın en yenileri ve en lüksleri içindeyiz. Geçmişte bir sokakta, bir mahallede sadece bir otomobil olur. Hastası, cenazesi, işi gücü olanlar da ona müracaat eder, o da yardımcı olurdu. Şimdi bırakın bir sokakta, bir apartmanın önünde bir araç olmayı, her evin en az 2 veya 3 aracı var. Hepimizin aracı var. Beyefendinin aracı var, hanımının aracı var, oğlu veya kızının aracı var. Çok zenginleştik. Doğru. Ancak bu yönümüzle zenginleşirken vefa yönüyle, hatır yönüyle, kadir kıymet yönüyle manevi değer ve ahlaki hassasiyetler nedeniyle fakirleştik. Artık hatır gözetmek, hatır saymak,
hatır bilmek neredeyse hayatımızdan tamamen çıkmış gibi. Oysa hatır huzurdur. Hatır sabır dilidir. Kahır öfkesine düşmemektir. Toplumumuzdaki bütün küsmeler, darılmalar, kendini bulanımda hissetmeler, nefret duyguları, muhabbet ve dostluk ilişkilerinin sona ermesi, yaşam sevincimizin olmaması, yediğimizden tad alamamamıza kadar hepsinin nedeninde işte bu hatır kelimesi yatıyor. Çünkü hatır bilmek aynı zamanda gönlünüzde olan ve hatırı olan kişinin bir hatası, kusuru, eksiği, yanlışı olduğunda onu görmemezliğe getiriyordu. Hatırı var diyordu. Esnaf birbirleriyle hatır çeki senedi kullanır. Yani kendisine birisi geldi, ya bana bir hatır çeki, hatır senedi ver, bir şey alacağım dedi. Herkese vermez. Gönlünde yer olan kişi, güvendiği, sevdiği, yardım etmek istediği kişiye verir. Aksaray'dasınız, bir asker arkadaşınız, bir hac umre arkadaşınız, sizin gönlünüzde hatırı olan bir başka şehirde yaşayan, Trabzon'da yaşayan bir arkadaşınızın bir tanıdığı Aksaray'a gelir, der ki, Turhan hocam, Trabzon'dan İbrahim Bektaş'ın size selamı var, benim Aksaray'da şöyle bir müşkilim var dediğinde, Turhan hoca o İbrahim dostunun selamını getirdiği için selamın hatırına o işi yapar. Hatır birbirimize yardımcı ve kolaylık olmanın da bir yoludur. Vefa, teşekkür, halden anlamak, karamsar olmamak, iyi niyet düşünmek, hepsi hatırın içerisinde yer alan nimetlerdir. Şimdi komşuluğun hatırı yok. Yarenliğin, ahiretliğin hatırı yok. Ananın, babanın hatırı yok. Akrabanın hatırı yok. Evlat olmanın hatırı yok. Ona ilim öğretmenin, meslek sahibi yapmakta öğretmenlik yapmanın hatırı yok. Sokaktan geçerken bir selam verdiğinizde, gülümsediğinizde, hayırlı işler dediğinizde o kişinin sizin hayatınızda hatırı yok. Adeta ruh damarları uyuşmuş, hiç hissiyatı kalmamış, robot, sanal düşünen, dijital duygulu, yapay, öylesine yaşayan bir kalabalık olmaya doğru gidiyoruz. Bizi bize hatırlatan, bizi sakinleştiren unsurlardan bir tanesi de geçmişe, değere, kayda değer olan bir hatıraya sahip çıkmaktır. Hatıralar biriktirmektir, hatır biriktirmektir. Hayır duası aldığımız gibi hatır da biriktirebilmektir. Bazen birisine bir şey yaptırmak istediğinizde o yapıp yapmamak arasında kararsız kıldığında şöyle dediğimiz olurdu. Benim hatırım için. Evlat ile baba arasında bir soğukluk olmuş. Ana gelir, oğlum benim hatırım için babanla konuş. Küslük olmaz. Eşine varır, der ki, bey, benim bunca yıllık sende hatırım var. O kızdığın evladının da anasıyım. Benim hatırım için hoş gör. Bu küslüğü bırak derlerdi. Hatır bilmek,
hatır gözetmek, hatır yapan kişi için bir huzur vesilesidir. Karşıdakini rahatlatmak için hatır gözetmeyin. Kendiniz için hatır bilin, hatır gözetin. Çünkü sizin bunalımınızın, huzursuzluğunuzun, efendim darlanmanızın, mutsuzluğunuzun sebebi dışarıda değildir. İçeridedir. İnsanın gönlünün iki kapısı vardır. Birisi dışarıdan içeriye açılır, diğeri de içeriden dışarıya açılır. Bazı dairelerin, binaların kapısı gibi. Bazı kapıları açarsınız, içeriye girersiniz. Bazı kapılar da açarsınız, dışarıya doğru açılır. Hatır, içeriden dışarıya açılan bir kapıdır. Affedebilmeyi, hafiflemeyi gösterir. Birisinin hatrını gözettiğinizde veya hatırladığınızda öfkeniz, nefretiniz günlerdir sizi uykusuz bırakan, günlerdir ben niye böyle yaptım, onu tanıdığım güne lanet olsun, ömrümü ona verdim, işte bunu hak edecek, ne yaptım diye şeytanın sizin içinizde böyle kapkara bir fırtına gibi evirip çevirdiği o evham ve vesveselerin arasında boğulmazsınız. Çünkü hatır vesveseyi dağıtır. Çünkü hatır öfkeyi ümide götürür. Bu anlamda hatır yönüyle fakirleştik. Hiçbir şeyin artık hayatımızda hatırı yok. Gölgesinde serinlediğimiz ağacın hatırı yok. Sofrasında yemek yediğimiz nimetin hatırı yok. Bir iyiliğini gördüğümüz insanın hatırı yok. Çünkü biz karşımızdaki insanları değerlendirirken matematik hesabımız şudur. Bana 6 tane iyiliği dokunmuştur. Borç harç içerisindeydim. Gittim ondan yardım istedim. Bana verdi, beni bankaya şuraya buraya muhtaç etmedi. 1. 2. Benim bir başkasıyla sıkıntım vardı. Araya girdi. Düzeltti. 3, 4, 5. Eşler arasında, arkadaşlar arasında. 6 tane iyiliği var o kişinin. Bir tane de hatası, gafletiyle, kast var ya da yok. Bir yanlış yaptı size. İstemedi ama oldu. O bire bakarak 6'yı siliyorsanız, siz hatır şinas olmadığınız gibi Allah'ın da size hatır gözetmesini bekleyemezsiniz. Siz yaratılmışlara hatır gözetmezseniz Yaradan da size hatır gözetmez. Bu anlamda hatır hafiflemektir. Olsun be. Canın sağ olsun. Hatırı var. Üniversite yıllarında arkadaşlık hatırı var. Benim bursum gelmediğinde o para verirdi. Gecesini gündüzüne kattı. Cenazem vardı. Geldi. Acı günümde yanındaydı. Gibi. Bunu yavaş yavaş tekrar hatırlamak ve hatır hatıralarını yad etmek gerekiyor. Şimdi size hatır ile ilgili vaktimiz yettiğince 3 yolculuğa çıkartacağız. Bir tanesi benim bizzat yaşadığım, şahit olduğum, içinde olduğum bir hatır hikayesi. Özellikle eşlerin dikkatle dinlemesini istirham ediyorum. İkincisi ve üçüncüsü de bir hatır peygamber olan Peygamber Efendimizin salat selamı onun üzerine olsun. Mevlid-i Nebi haftasındayız. Hazreti Peygamber Efendimizin birçok güzel hasletleri var. Akla gelen merhamet, adalet, bağışlama, yardımseverlik, müşfiklik, hayvanseverlik gibi kavramla ifade edecek. Hazreti Peygamberimiz aynı zamanda hatır peygamberidir. İki hikayemizde yolculuğumuz orada olacak. Sevgili canlar, 21 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptım. Konya İmam Hatip Lisesi'nde idarecilik yaptığım yıllarda yaklaşık olarak 10 yıldır da beraber çalıştığımız bir öğretmen arkadaşım, coğrafya öğretmeni Osman Hoca vardı. Kendisini ailecek de biliyorum, ana babasını da biliyorum. Gittik, yemek yedik, görüştük. Ailecek de tanıyorum.
Bir gün odamda otururken geldi, suratı böyle üzgün, mahcup. Ya Sinan hocam dedi, kantine bir çay söyle de içelim dedi. Olur dedim. Sonra da baktım böyle efkarlı, mimiklerinden belli. Dedim ki Osman hoca hayırdır, bir sıkıntın var. Ya hocam dedi, hiç sorma. Sıkıntı ki, ne sıkıntı? Ne oldu dedim. Ya dedi, 39 yıllık evlilikten sonra babam dedi anamı boşuyor. Kim dedim? Hulusi amca mı? Allah Allah. Hayırdır, ne oldu, ne bitti? Ah biz bilebilsek dedi. Bir avukat aradı beni dedi. Babanız geldi, bana başvurdu. Böyle böyle annenizi boşamak istiyor. Mesele neyse çözün yani. Kendi aranızda çözmeye çalışın dedi. Ben babama gittim, beni eve almadı, kovdu. Telefon açtım, telefonu yüzüme kapattı. Anam da büyük abimin evinde. Anama gidiyorum, ağlıyor. Babama gidiyorum, kızıyor, gönderiyor. Ne yapacağız? İki kardeş çaresiziz dedi. Allah Allah. Peki durup dururken ne oldu, ne bitti? Yani nedir mesele? Bir insan durup dururken böyle bir karar almaz. Bilmiyoruz ki dedi. Söylemiyorlar da dedi. Ne anam söylüyor, ne babam söylüyor. Size söylemeyebilir ama bana söyler dedim. Hadi gidelim babana. Ya dedi, bizi kapıdan mı kovduracaksın? Benim hatırım var dedim. Beni kovmaz. Ben Allah misafiriyim. Gittik, bastık ziline. Hulusi amca açtı. Hoş geldin dedi. Selam verdim. Bana hoş geldin dedi. Oğlana baktı. Bu niye geldi dedi. Anası kılıklı dedi. Bizde böyle bir tabir vardır. Eşler çocuklarının bir kusuru eksiği olduğu zaman erkek baba çocuğu anası kılıklı olmakla, anne de baba tarafına çekmekle, babası kılıklı olmakla çalışır. Halbuki ortak ürününüz o sizin. Hulusi amca öyle dedi. Dedim ki Hulusi amca, benim hatırım varsa dedim içeriye girmek istiyoruz. Tabii hocam buyur dedi. Osman hocam dedim, sen gir içeriye. Bir çay demle bize, ben Hulusi amca ile baş başa bir konuşacağım. Hulusi amca dedim, böyle böyle olmuş. Avukata gitmişsin. Yenge hanımı boşamaya karar vermişsin. Hayırdır? Ne yaptı yenge hanım sana? Hacı teyze ne yaptı? Ne yapacak dedi. Benden izinsiz, bana benden haber vermeden kapıyı çarpıp giden kadını dedi, ben evime de koynuma da almam. Dedim ya, başka yere gitmemiş ki, oğlunun evine gitmiş. Kime giderse gitsin dedi. Ben burada neciyim dedi. Durup dururken niye gitti? Hayırdır? Ya hocam dedi, iki gün önce akşam yattım yatağa. Tam uykuya daldım. Bizimki yatağa girdi. Püfür püfür. Pis bir şekilde sarımsak kokuyor. Sarımsağı da hayatta sevmem. Baktım sarımsak kokuyor. Dekmeyi bir vurdum. Git salonda yat dedim dedi. Kovdum yataktan dedi. Sabah oldu. Evde sesleniyorum. Hanım yok. Mutfağa baktım, şuraya baktım. Herhalde bakkala ya da bir yere indi, markete bir şeyler alıp gelecek diye düşünürken telefon çaldı. Baktım oğlum. Hayırdır oğlum? Baba anama ne yaptın? Sabahın erken vaktinde geldi. Hüngür hüngür ağlıyor, bize de bir şey söylemiyor. Sana da anana da ağlamaya devam etsin. Ben o ananızı boşayacağım. Demek senin oraya mı gitti? Benden izinsiz, habersiz, beni hiçe sayarak öyle mi? Demiş, telefonu kapatmış. O sinirle arabaya binmiş, bir avukata gitmiş. Hanımı boşayacağım ne gerekiyorsa falan demiş. Olay bundan ibaret. Dedim mesele sarımsak kokusu mu? Evet dedi, ondan başladı dedi. Şimdi ben Hulusi amcayı oğlunun anlattığı kadarıyla geçmişte tanıyorum. Yani oğlu anlattı. Hulusi amca 30 yıla yakın hayatında içki içmiş. Sonra içkiyi bırakmış, tevbe etmiş, namaza başlamış, hacca gitmiş. Ama geçmişinde bir 30 yıllık içki içmişliği var. Bunu ben öğrenmiştim, oğlu söylemişti falan. Dedim ki Hulusi amca, yanlış bilmiyorsam sen senelerce içki içmişsin, doğru mu dedim. He dedi, cahiliye döneminde içtik oğlum dedi. Peki dedim, evliyken de içki içtin mi dedim. He dedi, 25 yılı da evliliğe rast geldi dedi. Yani 25 yıl dedi içtim, sonra bıraktım dedi. Peki 25 yıllık içki içme hayatında her gün mü içerdin?
Hemen hemen her gün içerdim dedi. Bazen evde, bazen dışarıda. 25 yıl. Evet. 25 yıl içki içtin, sarhoş, ayyaş bir şekilde geldin eve, girdin yatağa. Hacı yengem sana bir kere defol git başka odada yat. Ağzın leş gibi içki kokuyor, pis kokuyor dedi mi dedim. Yok dedi ya. Bir kere demedi. Hulusi amca, 25 yıl senin içki kokunu çekmiş kadının bir sarımsak kokusunun hatırı yok mu sende? O 25 yılın hatırı yok mu? Bu kadın senin 25 yıl ağız kokunu çekti. Eyvah dedi. Hey ya hoca dedi, hiç aklıma gelmedi. Burada parantez açıyoruz. Allah'ın izniyle gerek görücü gerek tanıyarak birbirleriyle evlenmiş çiftler. Yokluk dönemlerinizi yaşadınız, borçlu evlendiniz, taksit ödediniz, sıkıntı çektiniz, akraba sıkıntıları çektiniz, komşu sıkıntıları çektiniz, birbirinize katlandınız. 5 sene, 10 sene, 15 sene. Bir kavganızda veya herhangi bir şekilde o 10 yılın, 15 yılın hatırı yok mu Allah aşkına? Eşinizi değerlendirirken o 10 yılın sana çocuk vermiş, senin namusunu korumuş, senin karnını doyurmuş. Bunların hiç mi hatırı yok? İşte hatırı hatırladığınız an hata devreden çıkar. Huzur girer devreye. Dedi ki Hulusi amca, ya hocam dedi, ne yapacağız şimdi dedi bu sefer, yaptığına pişman. Kolay var dedim, gideriz özür dileriz teyzeye dedim. Senin dedi ağzın iyi laf yapıyor, laf yapıyor dedi, sen de gel dedi. Olur Hulusi amca, ben de gelirim dedim. Bindik Osman hoca, ben arabanın önüne, arkaya Hulusi amca. Çıktık yola. Dedim ki Osman, abinin evine gitme. Şuradan yeraltı çarşısı, Sarraflar çarşısı var ya, oraya uğra dedi. Ne yapacağız dedi. Hulusi amca dedim, Barış'a dedim ele boş gidilmez. Yengeme bir bilezik alacaksın dedim. Olur hoca, sen ne istiyorsan dedi. Sen ne istiyorsan yaparım dedi. Yeter ki dedi bizi barıştır. Benim yaptığım bu hatayı düzelttir dedi. Bir bilezik aldık. Eve doğru yaklaşırken cadde üzerinde bir çiçekçi gördüm. Osman dedim git. Al babandan parayı, bir de güzel çiçek yap. Hoca dedi ona gerek yok dedi. Ben ömrümde hiç çiçek vermedim. İşte ömrümde vermediklerim böyle başına gelir dedim. Çiçeği de aldık. Gittik. Büyük oğlunun evine. Çaldık kapıyı, içeriye girdik. Hulusi amca da girdi. Hacı teyze Hulusi amcayı görünce birden susan, hiç ağlaması olmayan dedi, öbür odaya gitti. Vardım dedim ki Hacı teyze, beni biliyorsun değil mi? Osman'ın arkadaşıyım. Senin çorbanı içtim. Yemeğini yedim. Biliyor mu hoca dedi. Benim hiç hatırım yok mu? Hatırım için içeriye girdi. Bak ayağına kadar getirdim dedim. İçeriye geldi ama surat beş karış. Başını eğdi. Biraz konuştum. Anlattım. Bir şeyler söyledim. Sonrasında hafif yumuşar gibi oldu. Hulusi amcaya işaret ettim. Hulusi amca ilk önce çiçeğe vardı. Al hatun dedi. Sana çiçek dedi. Ne yapacağım ben senin çiçeğini dedi böyle eliyle. Tamam mı? Ama o ne yapacağım senin çiçeğini diyen Hulusi amca kutuyu açtı. Parlayan altını görünce yüzü gülmeye başladı. Sarıldılar, barıştılar ve 39 yıllık bir evlilik hatırın hatırlanmasıyla ayakta kaldı. Mutlaka sizde birisinin bir hatırı vardır. Birisine öfkelenip bir karar alacağınızda, İlişkinizi sonlandıracağınızda, herhangi bir şekilde onunla münasebeti keseceğinizde bir geçmişe bir gidin ya, bir hatırı vardır mutlaka. O hatır işte onu dengeler. Hatır var ya, öyle bir şeydir ki arşı titretir, arşı. Allah da hatır gözetendir. İşte o hatır gözetenlerden hikayeler geliyor. İçinizde Fatma, Fadimana, Fatoş ismini taşıyan birisi var mı? Var mı içinizde bir Fatma, Fatoş? Sizin mi efendim? İsminiz nedir efendim? Kim koydu ismini? Baban, yanındaki adam. Efendim? Ha eşin. Baban ne diye koydu? Ebeğin adı mı? He. Peki sen bu ismi biliyor musun? Kimin ismi?
Fatma ismi kimin ismi? Peygamberimizin kızının ismi. Başka Fatma var mı? Sayın Müftüm hoş geldiniz. Bakın benim müftümde hatırım var, onu buraya getirdi. Ta Konya'dan. Normalde akşam gelecekti ya da sabah gelecekti. Telefon açtı, dedi ki hocam sen benim öğretmenimsin, benim dersime girdin dedi. Sen Aksaray'a geliyor musun dedi. Ya dedim ki sayın müftüm dedim, tamam iyi güzel de bir pazar tatilin var, çoluğun çocuğun var dedim. Pazartesi gel, biz nasıl görüşürüz? Olmaz dedi, senin hatırın var. O yolu buraya getiren hatırdır işte. Yani yaklaşık 35-36 yıl oldu mu? Öğretmenlik yıllarımda ilk öğretmenim. İlk derse giriyorum. Kapıda karşılaştığım o nur yüzlü beyefendi öğrenciyi şöyle gözüme bir girdi. Sınıfa giriyorum. İşte o kadın hanı imamsesindeki maşallah ne edepli ne erdemli bir öğrenciymiş, ne güzel karşılıyor dediğim şu anda Aksaray müftümüz. Nereden nereye? Değil mi? O da kim bilir ne dualar aldı. Şimdi Fatma ismini, Fatma ismini özellikle sordum. Çünkü bu isim bir hatır üzerine konmuştur. Belki ilk defa duyacaksınız. Biliyorsunuz Resulullah Efendimizin 7 çocuğu oldu. Bunlardan 3'ü erkek, 4'ü kız. Bir tanesi Maria annemizden İbrahim, fazla yaşayamadı, vefat etti. 6'sı Hatice annemizden, Hatice-tül Kübra'dan. Abdullah ve Kasım da fazla yaşayamadı. Ve 4 kızı. 4 kızının 3'üne ismi Hatice annemiz verdi. Doğumdan sonra Peygamber Efendimiz Hatice annemize derdi ki ismini sen ver, olmaz Muhammed sen ver. Hayır sen ver dedi. İlkine de, ikincisine de, üçüncüsüne de. Hatice annemiz birisine teyzesinin ismini verdi. Birisine anneannesinin ismini verdi. Ümmü Gülsüm, Rukiye. Bir tanesine de bir yetim çocukken çok duygulandığı, ismini öğrendiği Zeynep isimli bir kızın adına, kızına ismini verdi. 4. çocuk yani Fatıma doğduğu dönemde Resulullah Efendimizin en çok sancılı, moralinin bozuk, baskı altında kaldığı, sürekli dil yarasıyla Mekke müşriklerinin onu aşağıladığı bir dönemdi. Psikolojik olarak, moral olarak. Duydu ki Hatice doğum yapmış, hemen bulunduğu yerden evine doğru gelirken sözler başladı. Haha, 4.'sü de kız olmuş. Epter bu ya, soyu kırık, soyu kesik. Oğlu olmuyor. İşte bizim putlarımızla alay ederse böyle olur gibi hakaretler ve aşağılamalar yaptılar. Bir erkeğin, bir babanın psikolojisini göz önüne alın. Dolayısıyla aldırış etmedi ama üzüldü, incindi. Bu epter kelimesiyle alay edilmesine. İşte o anda Cebrail aleyhisselam Kevser suresini vahyetti peygambere. İnna ahtayna kel Kevser. Biz sana Kevser'i vermedik mi? Fesalli o zaman bu lütuf için, bu nimet için namaz kıl. Şükür namazı. Venhar. Ve bir kurban kes. Böyle çocuk olduğunda akika dediğimiz kurbanlarda kesilirdi. İnne şaneke hüvel ebter. Şüphesiz ki sen ebter değilsin. Çünkü senin soyun Kevserimiz olan kızınla devam edecek. Buradaki Kevser Hazreti Fatıma'dır. Fatıma ümmete Kevser'dir. Peygamberin soyu, ahlakı, yolu Fatıma annemizde devam edecek. Ehli aba, ehli beyt dediğimiz bu yol gidecekti. İşte bu ayetler peygamberimizi rahatlattı. İçeriye girdi, yatağın ucuna geldi. Hatice'nin halini ve hatrını sordu. Bakın hatır kelimesi yine var. Hal hatır. Dikkat edin.
Onu sordu. Alnı terlemişti, onu sildi. Elinden tuttu ve bebeğe baktı. Kucağında böyle yatan bebeğe, uyuyan bebeğe. Hatice, kızımıza ne ismini verdin dedi. Vermedim dedi. Neden? Seni bekledim, senin vermeni istiyorum. Üçüne sen verdin, bunu da sen ver dedi. Hayır Muhammed, bu kızımıza ismi sen ver. Benim içimden öyle geliyor. Öyle mi dedi, aldı bebeğini kucağına, gitti Kabe'yi tavaf etti bebeğiyle beraber, tekrar geldi annesinin kucağına emanetini teslim etti. Hatice annemiz sordu, kızımıza ne ismini verdin? Dedi ki, kızımıza Fatıma ismini verdim. Hatice annemiz itiraz etmedi ama hayret etti, şaşırdı. Dedi ki, Muhammed, annen Amine, sende emeği olan Ümmü Eymen, süt annen Halime, işte teyzen varken ilk kez birisinde olan Arap toplumu içerisinde, o toplumda sadece bir kadının ismi bu. İkinci bir kişide böyle bir isim yok. Tek isim bu. Fatıma. Neden amcanın hanımı, Ebu Talib'in hanımı Fatıma'nın ismini verdin dedi. Dedi ki, Hatice, Fatıma'nın bende hatırı var. Çocuğuma isim vereceğim zaman o hatır aklıma geldi. Fatıma olsun dedim. Nedir o hatır dedi. Hatice biliyorsun, ben babasız doğdum. Anlatmıştım. Evet. 6 yaşında da anasız kaldım. 2 sene dedem baktı. Dedem de vefat edince ortada kaldım. Ve amcam Ebu Talip yanına aldı beni. Seninle evlenene kadar, o 25 yaşıma kadar amcamın yanındaydım. Onun evindeydim. O himaye ediyordu. Biliyorsun. Evet biliyorum. Ama bunun hatırla ne ilişkisi var dediğinde, dedi ki, işte şimdi onu anlatacağım sana. Çok kıymetli canlar, Anadolu'muzda güzel hasletler vardır. Onlar da yavaş yavaş maalesef gitti. Teyze anne yarısıdır, amca da baba yarısıdır. Birisinin kardeşi vefat ederse, o amca yeğenlerine sahip çıkar, büyütür, okudur, askerliğini yaptırır, evlendirir, ev bark sahibi yaptırırdı. Doğru mu? Doğru. Ve burada maharet, marifet amcada sayılırdı. Şimdi biz Peygamber Efendimiz'e destek vermesi, sahip çıkması, yanına alması bakımından hep Ebu Talib'i görüyoruz. Fatıma'yı görmüyoruz. Neden? Eğer bir erkeğin hanımı şirret, çirkef olur da ben yeğenini evinde istemiyorum, ya ben ya yeğenin derse, hangi amca yeğenine bakabilir? Burada kahraman olan o amcanın hanımıdır. O amcanın hanımı, yani onun eşi, helal süt emmiş, dirayetli, İffetli, merhametli bir kadınsa, bir erkek kardeşinin çocuklarına bakabilir. Aksi takdirde asla bakamaz. 2 gün suratını assın, homurdansın. Yeğenim evde huzur kalmadı. Yengen seni istemiyor. Evde de bizim huzurumuz kalmadı. Hadi kusura bakma der. Ebu Talib'in evinde de peygamberimizi huzurlu hissettiren neydi biliyor musunuz çocukluğunda? Fatıma'ydı, Fatıma anneydi. Diyor ki, Hatice, 4 çocuğuyla beraber beni de büyüttü. Onlardan önce beni yıkardı, saçımı tarardı, giydirirdi. Bir kere yüzünü ekşitmedi, sesini yükseltmedi, suratını asmadı. Bir kere. Hatta bir keresinde ne oldu biliyor musun? Sofrada oturuyorduk. 2 kızı ve 2 oğluyla amcamın, Akil'le ve Cafer'le.
Çorba geldi. Diğer odada da Fatıma anne vardı. Biraz gecikti. Akil dedi ki, anne acıktık, ekmek nerede anne? Öyle bir anne dedi ki, ciğerim parçalandı. Ben kimseye anne diyemiyorum, annem yok. Bu kelimeyi ağzıma alamıyorum. Annesizlik öyle bir acıttı ki içime. Kalktım sofradan, pencereye doğru gittim. Evva köyüne doğru baktım. Anamın mezarının olduğu o köye doğru ağlamaya başladım. Fatıma anne bana seslendi. Geriye döndüğümde gözyaşlarımı gördü. Sesini yükseltti. Muhammed'e kim ne dedi, ne yaptı da ağlattı söyleyin bana dediğinde, çocuklar anne hiçbir şey demedik. Sana seslendik, anne dedik, hiçbir şey yapmadık. Fatıma anne anladı yetim Muhammed'in niye ağladığını, o anne sözüyle anasını aradığını, anasızlığın acısıyla kavrulduğunu anladı. Ve orada dedi ki çocuklarına, Muhammed bu evde kaldığı sürece, bu evden gidene kadar hiçbiriniz onun yanında bana anne demeyeceksiniz. Bir anne çocuklarına anne demesini yasaklıyor, Muhammed'in boynu bükülmesin diye. O rahmet peygamberi unutur mu bunu? O günleri unutur mu? Hatırı var. Ve nitekim Cenab-ı Allah'ın emriyle, Cebrail aleyhisselamın da bildirmesiyle kızı Fatıma'yı Ali ile nikahlamak için kendisi gitti Fatıma annemizin evine. Dedi ki, Fatıma'mı birçok kişi istedi, biliyorsun Dünür geldi, Ebu Bekir de geldi, Ömer de geldi. Müslümanların niyeti peygamberimizle akraba olabilmek, o şerefe erebilmek, tek bekar kızı Fatıma, onunla evlenmek. Amaç peygambere yakın olabilmek, onun akrabası olabilmek, onun damadı olabilmek. Burada aranan bir maneviyat, bir bağ. Ve hepsine de şu cevabı vermiştir Resulullah: Fatıma hususunda Allah'ın hükmünü bekliyorum. İşte o hüküm gelmişti. Ve gitti dedi ki, Fatıma anne, Cebrail geldi, Ali adına kızıma Dünür oldu. Benim kızım artık sizin kızınızdır. İşte Medine'ye hicretten sonra 3. yılda Hasan ve Hüseyin torunlarını da gören Fatıma anne, yani Hazreti Ali'nin annesi 3. yılında vefat etti. Resulullah Efendimiz Uhud'da Hazreti Hamza için ne kadar gözyaşı dökmüşse o vefatta da o kadar döktü. Çok ağladı. Hatta bundan dolayı kendisine Ennebiyyü Ebkain dediler. Çok ağlayan peygamber. Günlerce ağladı. Çünkü hatırı olan bir anasını kaybetmişti. Anasını. Ali ile beraber yıkadılar, kefenlediler, cenaze namazı kılındı. Ammar, Talha, Ali peygamberimiz indirdiler, defnettiler, toprağını döktüler. Dümdüz oldu toprağı. Senelerdir giydiği cübbeyi çıkardı ve İlk kez bir şey yaptı Resulullah. Daha önce benzeri yoktu bunu yaptığının. Sırtındaki cübbeyi kabrin toprağının üstüne tamamen serdi. Elini açtı, dedi ki, ya turab, ya turab, ey toprak, ey toprak, hâdâ ummî ta'a, sana gelen benim annemdir, ben gibi davran, acıtma. Bütün bunlar
hatır için yapılandı. Hatır peygamberiydi. Süt bacısının, süt annesinin kendisine karşı Taif'te bir tane üzüm salkımını veren Abbas'ın, herkesin hatırı vardı Resulullah'ın yanında. İşte hatır. Vahşi'nin bile hatırı vardı. Yahşi olurken. Hatır aklınıza gelirse nefret gider, husumet gider, sakinlik gelir, affetme gelir, yanlışını telafi etmesine fırsat verme gelir. Birden karar vermek, birden kesmek, birden kopartmak mümkündür. Ama hatır ipi varsa kopmaz. Bunlardan bir tanesi de, vaktimiz nasıldır bilmiyorum. Kaç dakikamız var? 10 dakikamız var. Sahabeden Hatib bin Ebi Belta'a var. Muhacirlerdendir. Yani Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlardandır. Ömrü çoğunlukla savaşlarda geçmiştir. Mekke döneminin son yılları. Resulullah Efendimiz'e müjde geldi, vahiy geldi. İnna fetahna leke fethan mübina. Hazreti Allah'ın garantisi. Mekke'nin fethi. Fetih yürüyüşü, gönül yürüyüşü. Gönül alma yürüyüşü. Kabe'deki putlar, zihindeki putlar yıkılacak. Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ı yanına çağırdı. Dedi ki, sizden bir şey istiyorum. Sizinle bir sırrımı paylaşacağım. Hazreti Allah Mekke'nin yolunu açtı bize. Garanti. Fakat biz 10.000 mümin Mekke'ye doğru yürüyüş yaparken Mekke bu haberi alırsa ister istemez karşı koymak, mukavemet için silahlanacak. Ne yaparlarsa yapsın 200.000 kişi beklese dahi fetih garanti. Ancak kimsenin burnunun kanamasını istemiyor Resulullah. Kendisini kovanların, deve işkembesi atanların, gözünün önünde kardeşlerine işkence edenlerin, katledenlerin burnunun dahi kanamasını istemiyor rahmet peygamberi. O nedenle Mekke ordusunun yürüyüşünün gizli kalmasını istiyor. Tedbir olarak da şöyle bir tedbir alıyor. Benim oturduğum yer diyelim ki burası Medine, Mekke bu tarafta. Resulullah Efendimiz hazırlıkları, ordu güzergahının hazırlıklarını, yürüyüşün güzergahını şu tarafta yaptırıyor. Herkes yürüyüşün, fethin, ordunun bu tarafa gideceğini düşünsün diye. Mekke'ye haber gitmesin. Mekkeliler öğrenmesin, direnmesin, kan akmasın. Ben rahmet peygamberiyim. Mekke'ye kan dökerek değil, gönül alarak gitmek istiyor. Bu sırra uyuluyor. Ancak o bir iki gün içerisinde develer, atlar, yiyecekler, silahlar, her türlü hazırlık yapılırken bütün müminler, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu bu yürüyüşün içerisinde. Kutlu bir yürüyüş var. Fetih yürüyüşü. 2-3 gün süren bu hazırlıkları gören Hatib bin Ebi Belta diyor ki, bu hazırlık, bu kadar büyük bir hazırlık bu taraftaki bir küçük bir kabile için çok. Mekke'ye doğru gidecek. Mekke ile peygamber hesaplaşacak herhalde diyor. Evine gidiyor. Bir deri parçasını alıyor, bir not yazıyor. Bir kadını çağırıyor. Diyor ki, sana şu bir altın. Bu emaneti Mekke'de falan kişiye götüreceksin, selamımı söyleyeceksin. Sana sorarlarsa, seni yakalarlarsa, yolda senin önünü keserlerse, nereye gidiyor diye derlerse, ninem hastalanmış, ona gidiyorum diyeceksin.
tamam diyor kadın ve yola çıkıyor. O yola çıktıktan biraz süre sonra bu durum Cebrail aleyhisselam tarafından Resulullah Efendimiz'e bildiriliyor. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali ile Saffan bin Muattal'ı çağırıyor. Diyor ki Ali, falan kuyunun başında mola vermiş bir kadın var. O kadında bir emanetimiz var. O emaneti alıp gelin. O kadının Mekke'ye gitmesini engelleyin, yanınızda getirin. Gerçekten de o kuyunun başına vardıklarında bir kadının devesiyle orada istirahat ettiğini görüyor. Ali diyor ki ey kadın nereye gidiyorsun? Mekke'ye. Niye gidiyorsun? Sen Medine'de yaşıyorsun. İşte ninem hasta da ona gidiyorum. Bize yalan söyleme. Sen bir emanet götürüyormuşsun. Bizi zorlama. Şu emaneti ver. Kadın fazla direnemiyor. Başörtüsünü açıyor. Saçlarının arasına toka şeklindeymiş gibi bir kemiğin arasına sakladığı o mektubu, nameyi veriyor. Geliyorlar. Tabii bu olay Medine'de duyuluyor. Hatip bin Ebi Belta'nın yaptığı, Mekke'ye mektup yazdığı, dostuna bir kişiye mektup yazdığı duyuluyor. Bu haber duyulur da böyle bir olay karşısında celalli, şiddetli, hiddetli bir adam elinde kılıç kapı kapı aramaz mı hatıbı? Kim bu adam? Kim? Duyum. Arka taraftan ses geliyor. Kim o? Ömer. Hazreti Ömer. Kapı kapı arıyor. Hatıp Abdurrahman bin Avf'ın evine saklanmış. Ömer'in kendisini aradığını duymuş. Resulullah Efendimiz Ebu Bekir'i gönderiyor. Diyor ki hatıbı getir. Hiçbir kelime söylemeyin. Suçlamayın. Resulullah seni istiyor deyin. Bir gelsin. Hatıbı görmek ve dinlemek istiyorum. Hatıp gelir. Resulullah Efendimiz'in karşısına oturur. Başı öne eğik, ağlamaklı, mahcup. Yer yarılsa da içine girsen gibi. Yaptığına pişman. Ama yapmış bir hata. Dönüşü de yok. Hatıp kardeşim, nasılsın? Cevap yok. Hatıp kardeşim, mektubunu okudum. Niye böyle bir şey yaptın? Mutlaka bir sebebi vardır hatıp. Onu bilmek istiyorum. Hatıp Belta ağlamaya başlar. Der ki ey Allah'ın Resulü, bize Mekke'deyken hicret emri geldi. Gizli bir şekilde kimseye haber vermeden firar edercesine Medine'ye gideceksiniz dediğinizde benim 3 oğlum vardı, küçüktü, yanımda götüremezdim. Mekke'de bir dostuma emanet ettim. Ben bu oğullarımı alana kadar ona, onlara babalık yapıp korur kollar mısın diye. Tam 7 sene benim çocuklarıma baktı. O dosta karşı bir hatır borcum var ey Allah'ın Resulü. Bu mektubu hatır için yazdım. Hatır kelimesini duyar duymaz Resulullah'ın gözlerinden 2 damla yaş süzüldü sakalına doğru. Hatır ha, hatıp hatır ha, affedildin hatıp. Ve seslendi yanındakilerine. Bundan sonra kimse hatıba bu olayı hatırlatmayacak, yüzüne vurmayacak, konuşmayacak. Hatıbın bizde hatırı vardır. Gidebilirsin kardeşim dedi. Kaldırdı yerinden, sarıldı. Tam uğurlayacakken, ikisi ayaktayken mescide elinde kılıcıyla Ömer geldi, duymuştu hatıbın Resulullah'ın huzurunda ifade verdiğini, çağrıldığını. O hiddetle gelirken elinde kılıcı, ey Allah'ın Resulü bırak onun kellesini ben uçurayım dediğinde dur Ömer dedi, dur. Hatıp Bedir ehlidir. Bedir ehlinin Allah'ın yanında hatrı vardır.
Kur'an-ı Kerim'de sahabeler içerisinde 3 sınıf sahabenin Allah'ın yanında hatırı vardır. 1 Bedir ehli, Bedir'de olanlar. 2 Uhud'da olanlar. 3 Hudeybiye'de Resulullah'a elini verip ölümüne senin yanındayız. Ölümse ölüm, geri dönmek yok. Sen ne diyorsan seninleyiz diyen Beyatü Şecara, yani ağaç altında Resulullah'a ölümüne biat edenler. Allah bile kullarının hatrını gözetiyor. Peki size ne oluyor da, bize ne oluyor da anamızın, babamızın, akrabamızın, emmimizin, dayımızın hatrını, komşumuzun, büyüğümüzün, baba dostunun, anne dostunun, yareninin hatrını, bize okumayı öğreten, ahlakı öğreten öğretmenlerimizin hatrını, bizim kahrımızı, nazımızı çeken evlatlarımızın hatrını, bizde bir tebessümlük, bir selamlık da olsa hakkı ve hatrı olan mümin kardeşlerimizin hatrını gözetmeyip de bir kaşık suda boğmaya, nefret etmeye, onu ömür boyu gönlümüzden, defterimizden, hayatımızdan silmeye çalışıyoruz. Hayatımızdan sildikçe yalnızlaşıyoruz. Yalnızlaştıkça şeytanın safına doğru çekildiğimizi bilmiyoruz. Yalnızlık İblisin mıknatıs taşıdır. Çeker. Bu anlamda sevgili canlar, Somuncu Baba'nın bu manevi topraklara bıraktığı emeklerin hatrı var. Allah dostlarının hayatımızda hatrı var, duası var. Yolcunun hatrı var, misafirin hatrı var. Kuşun hatrı var, suyun hatrı var. Yediğimiz lokmanın bizde hatrı var. Allah hepinizi hatır gözeten, hatır bilen, hatır sayan, hatır ve hayır duaları alanlardan eylesin. Hatır gönlümüzün huzuru olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Kıymet Hocam, biz de çok teşekkür ederiz. Bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere.